86 beygir. Bu arabanın gücünü öğreneceğiz. Seviyorum de. Hayır. Seviyorum de. Araç ağzına kadar dolu. Bak 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 bak. Her şey ortada kardeş. Hadi bir alev atalım arkadan. Hayır nerede gelmedi. Alev atmayı deniyorum. Bak 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 bak. Herkese merhaba, ben Kosef. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Görmüş olduğunuz üzere Selma Kosef ve Yankı Kosef de bizlerle birlikte. Siz Kosefler ekran başındasınız. Bugün ne yapıyoruz? Başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere arkamızdaki Cico'yu gecenin bu saatinde Dino'ya sokacağız arkadaşlar. Dino. Peki neden gecenin bu saatinde diye soracaksın. Dino ne bir de? Dino ne? Dino ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arabanın gücünü öğreneceğiz. Yani araç... Sonuna kadar basacağız mı? Basacağız ve sonuna kadar kaç beygir olduğunu öğreneceğiz. Ve bunu belki de ilk defa izliyor olabilirsiniz yani birçoğunuz. Ben ilk defa. Sen de ilk defa canlı canlı izleyeceksin. Evet. Beygirini öğreneceğiz. Neden öğreniyoruz da derseniz. Çünkü ilerleyen zamanlarda arabayı yüklemeler yapacağız. Bakalım kaç beygirden kaç beygire çıkarttık diye hepimiz görmüş olacağız. Peki son olarak neden bu saatte gidiyoruz arkadaşlar? Çünkü araçta egzozu da açacağımız için ve aracın full performans göstermesini istediğimiz için çok ses olacak. O yüzden de bu işi yapanlar sanayi bölgelerinde oluyorlar ve akşam geç saatlerde genelde kabul ediyorlar randevuları. Çünkü çok ses oluyor. İnsanları rahatsız etmek istemiyor. Görüyorsun her yönden. Her yönden. Düşünceli. Bizim piyasa böyle yani kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar videoya başlayalım ama videoya geçmeden önce like tuşuna basmayı, aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Çok da soğuk. Hadi bakalım arabaya. Gel. Arkadaşlar şimdi böyle gidiyoruz. Biraz 106'ın içinde olduğum için sıkışık tıkışık. 106 olalı 5 kişiyi bir arada görmemiştik. 5 kişiyiz. Arka taraf full. Yankı da ortada. Enes, Halil de var. Biz de buradayız. Böyle gidiyoruz şimdi. Bakalım nasıl gideceğiz oraya. Gideceğimiz yer aynı zamanda da bu araçlara, benzinli ve dizel araçlara chip tuning yapılan, chip uygulamasının yapıldığı bir yer. Ama biz chiple işimiz yok. Daha sonra geleceğiz chip için ayrıca ama bizim şu anki amacımız 106'nın şu anki kaç beygir olduğu, tüm torku morku işte böyle ıvır zıvır öğreneceğiz hepsini. Ben de hayatımda ilk defa gidiyorum bu arada. Gerçekten tabii mi? Tabii ilk defa. Hiç görmedin yani. Başkası için de gitmedin. Videolarda izledim, oyunlarda izledim. Yapanları duydum, gördüm ama gidip orada bir hiç yapmadım. Yani eski zamanda deneyim. Da yapmadım yani. Bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, hadi bakalım. Gençken bu arabaların peşinde koşan, işte bu arabalara binen adam gördüm. Ama evlenip çoluk çocuk sahibi olup da bu arabaya bineni görmedim yazmışlar. Ama artık gördüler. Artık onu da görüyorsun. Şu an gördüler. Yapma. Seversin, seviyorsun be. Ya doğruyu söyle. Saçmalama. Seviyorsun, seviyorum de. Hayır. Seviyorum de. Sevmiyorum. Seviyorum de. Ya sevmiyorum diyorum ya. Ben çok seviyorum. Bak, adam seviyor. Zehri aldı çünkü o. Zehri aldı. Lise zor biter, seni şöyle diyorlar bir de. Sıram gördün mü? Geldik, çok mutlu böylece bu olayla. Oğlum kalabalıkmış yalnız ha mekan. Kardeşim ooo bir tane Golf'ü şu anda yüklüyorlar. İzleyelim onu o zaman. Tabii, bir tabii, görelim tabii, yani. Tabii göreceğiz. Geldik beyler. Tecrübemiz olsun dur. Aynen. Ya baksana şu olayı bile eşiyle geliyor. Çoluk çocuk geliyor. Düşünsene abi çok garip değil mi? Bu normalde 18 yaşında bir genç yapmamız lazım. Hadi bakalım. İniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Ekstrem Garaj Performans Park diyor. Buradayız, mekandayız. Şu anda önümüzde bir tane Golf'ün şeyini yapıyorlar. Birazdan biz de yapacağız. Biz de gireceğiz. Bakacağız arabanın beygiri kaç şu anda standardı yani. Standart derken arabamızda ne var? Bir filtre var. Bir de egzoz var. Bir de zamanında galiba ufak bir chip oynaması yapmışlar. Böyle söyledi bana Baba Garaj. Sesinden anladım dedi. Bakacağız. Kaç beygiri öğreneceğiz. Sonra bir de Baba Garaj yükleyecek. Farkı geleceğiz. Tekrardan test edeceğiz. Farkı tam anlamıyla anlayacağız. Bakalım araba 200'leri 300'leri görecek mi? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. İyiyim, sen nasılsın? Gelsene. Arkadaşlar hemen size bahsedeyim. Bakın burada şimdi sistemi bağlamışlar. Araç burada. Şurada böyle dönen. Bunlar lastikli böyle. Kauçuk gibi bir şey. Bu silindirler dönüyor tekerlekle birlikte. Yani araba 220 km hıza
çıksa bile hiçbir şekilde etkilenmiyor. Yani araba hareket etmiyor çünkü tekerleklerle birlikte bu silindirler de dönüyor. Bu silindirlere bağlı artık sistemler sayesinde de şu ekrandan aracın kaç beygir olduğunu, aracın bütün gücünü, yere verdiği gücü, yere verdiği beygiri vesaire her şeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi biz de böyle yapacağız. Şimdi önüne bir araba var. Gördüğünüz gibi araba da güzel ha Enes, baksana kardeşim. Renkli menkli mavi. Tabii şu renkler zaten şey katıyor. Hava filtresi var görmüş olduğunuz gibi. Araba dizel sanıyordum ben. Dizel değil, benzinli bu arada. Sesinden belli. Arkada 4 tane efsane bir egzoz var. Bravo. Çok iyi yaptı gerçekten. Gel yerleştireceğiz ya. Şimdi bu bakıyor. Bak şimdi evet gel şimdi anlatayım bak yankı. Burada şimdi iki tane silindir var görüyor musun? Şimdi bunu muhtemelen biraz aşağı indirecekler tekerlek düşsün diye arada kalsın diye. Bu iki silindir tekerlekle birlikte dönüyor. Yani araba o yüzden ileri gitmiyor. Araba olduğu yerde sayıyor. Anladın mı? Bu vesileyle de buradan bağladıkları işte mekanizmalar bağlayacaklar. Birazdan görürüz zaten hepsini çekeriz. Şuradan da aracın beygirini, her şeyini öğreniyorlar aynen. Evet arkadaşlar işleme başlıyoruz. Aracımızın gücünü ölçeceğiz usta. Aynen dyno test. Aha. Aa düştü araba bak yankı. Anam araba nasıl düştü öyle? Ha sen alttaki şeyi indirdin değil mi? Tamam dediğim gibi bak biraz önce söyledim ya demiri muhtemelen aşağı indirecek dedim. Oturduk. Bu arada araçta neler var merak ediyor musun? Araç ağzına kadar dolu. Yok. Araçta bir tane filtre var. Bir tane egzozumuz var. Varex. Orijinal Varex değil. Evet. Ondan sonra içinde de herhangi bir şey, bir kısa şanzıman var. Bir de çip yapılmış dedi baba garaj. Müslüm dedi. Dedi ki bir ufak bir çip yapmışlar dedi. Çünkü biraz çatır çatır patlatıyor egzozu. Öyle dedi. O zaman eğlenceli bir video çekti. Öyle mi diyorsun? Herhalde öyle. Baba garaj dediyse. Ya işte biz de şimdi bu arabayı yüklemeye başlayacağız. YouTube kanalımızda var. Orada da videolarını çekiyoruz. Dedik ki yani bunu yüklemeden önce bir görelim. Kaç beygirde atıyorum kaç beygire geldi? Öncesi sonrası. Peki bu beygir dışında bir şeyler daha öğreniyor muyuz burada araba? Tork değeri, beygir değeri. Tork değeri, beygir değeri. İvmelenmesi. Okey. Duyuyorsunuz arkadaşlar profesyonelden. Her şeyini öğreneceğiz kardeşim bugün. Dijon'a. Vay be. Yankının haline bak. Şu an aracı oturtuyor oraya galiba. Daha teste başlamadı. Çünkü daha bilgisayar sistemlerini falan kuracak. Şu an oturtuyor arabayı. Bilgisayarı nereden bağlıyorsun? Arabayı şöyle bilgisayara bağlayayım mı? Bağlamayabilirim. Yok bilmiyorum ben nasıl yapılıyor? Bilgisayara bağlamıyorum. Ha bilgisayar bağlamıyorum. Sen bilgisayar tekere bağlıymış arkadaşlar. Bak bilmediğimiz bir şey daha öğrendik. Ben normalde arabayı bağlıyorlar sanıyordum. Aslında bağlanması gereken yer zaten şuraya bağlayayım demire. O demir zaten testi söylüyor ya, oraya verdiği güç önemli olan. Doğru, mantıklı. Duyuyorsun mu yankı? Öğreniyorsun bak bunları kardeşim benim. Zehri aldın zaten kardeşim. Ben bağladım bir şey. Artık lise terksin biliyorsun. Allah. Şaka yapıyoruz oğlum. Her şey hazır. Birazdan fanları da açacaklar. Yankıcı Selma buradaki. Oradan veransın alev alsın. Neden fan açılıyor? Bu neden açılıyor ya, fanlar? Şeyden dolayı muhtemelen. Araba çok hızlanıyor ya. Evet. Yani o yol hissiyatını vermesi açısından. Şimdi burada yani arabacım normalde giderken ne oluyor? Rüzgar geliyor karşıdan. Ve arabada titreşim yaratarak arabanın şeyini sürtünme kuvveti oluştuğu için araba yavaşlatıyor. Ama sen şimdi bunu kullanmadan yaparsan gerçekçi sonuç olmuyor. Bu fan ne yapıyor? O sürtünmeyi arttırıyor. Bu arada bakalım egzoz alev atacak mı ya? Geçen bir tane otoparkın içinde bir baktık araba alev atıyor kral. Dedik ki aa dedik bu arabada bir şeyler var. Buradan çok önemli araba alevi yani. Öyle mi? Atar yani. Atıyorsa atar yani. Mal seçim şimdi. Baba garaj daha bir şey dokunmadı. Dokunmadı. Ama öncesinde bir çiptonik yapılmış patlatıyor biraz. Bir kere de alev attığına şahit olduk otoparktan çıkarken ufak böyle. Dedik herhalde bir şeyler var şimdi göreceğiz. Şu anda sistemde arkadaşlar sistemi kurguluyor arkadaş sıfırlıyor. Arabanın adını merak ediyorsan Cico. Yazıyorum raporda çıkıyorsa eğer Cico. Aynen güzel olur. Şey mi yapıyorsun bu arada? 1, 2, 3, 4, 5 mi yapıyorsun? 5 mi yapıyorsun direkt? 5 değil. 5'ten bir ölçür. Yani son testten bir ölçür testi ölçülür. Ha 4'te ölçülür. Ha 4. testi ölçüyormuş arkadaşlar. Başlıyoruz. O zaman bir ufaktan da egzozu açayım ben. Gel. He? Full açık kalacak. Tamam. Şu anda Dyno'nun adaptasyonunu yapıyor arkadaşlar. Sonradan asıl ölçüm yapacak. Egzozu da açtım. Bekliyoruz. Çok güzeldi. Hayır bir de gazı basacak ya. Mutlu oluyorum gazı. Deliş gelsene oğlum şuraya. Oradan korkma bakalım, ya bilemiyorum. Gel. Korkma sen kos. Yapma yakışmıyor bu hareket. Ayarlarını yapıyor şu anda. Bak oradan ayarlarını yapıyor. Ya gelmez. Şöyle buraya yakın durun bir şey olmaz. Karşısındayız tam yani. Hani vur bize falan der. Ya yapma yani? Yapma. Bak
Seloş, yorumlardan bir tanesini ya, söyleyeyim mi? Popüler yorumlardan birini daha söyleyeyim mi? Ne? Abi, tanıdığım avukatlar var diyorlar. Yok ya, araba için yani. Vallahi hemen göndersinler. Arkadaşlar şimdi söyledi, 3000 devire sabitleyecekmiş. Start'a basmam gerekiyormuş. Start'a basacağım ve dyno'nun dengelemesi gerçekleşecek. Selektör yapacağım. Basmam gereken bir şey var mı? Ay koktu, tamam. Leş gibi süper. Koktu. Farları da açalım mı? Tamam. Her şeyin standarda bindirmesini istiyorsun değil mi? Yani yolda nasıl gidiyorum? Farlar açık, rüzgarım da oluyor. Onu da buradan veriyorsun. Aynen öyle. Şeridi yaptığımda rüzgarına basıyorum. Sonra bırakıyorum. Tamam. Arkadaşlar başlıyoruz. Asıl ölçüm başlıyor şu anda. Ses değiştiriyor, ses değiştiriyor. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Ben çok beğendim. Gerildim şu an. Niye geriliyorsun ya? Ya uçacak ki bu araba. Yok mu abi? Nereye uçuyor be abla? Öyle mi? Arkadaşlar bu arada bu araba standart 120 beygir 1.6 motoru var. 186 beygir. 186 beygir. Evet. Ciddi misin sen? Yanlış ölçüyor evet şu an. Ama 186.7 beygir uçalım. Nerede görüyorsun onu kral? Değer nerede gözüküyor? Burada. Bak 186 beygir. Oha araba 66 beygir. Daha fazlaymış Mersi şu anda. Oğlum benim araba iyiymiş ha. Alo. Giresun'dan böyle aldım arabayı ben. Başka bir Exus taktım. Ya bir Exus taktım. Exus'u yoktu. Ama garaj yazmış ha değil mi? Daha yazmadı. Daha bir de o gelecek. Arabaya bak ya. Araba harbi cücoymuş be. Araba kuvvetli çıktı Selos. Kızım. Yani sen bu arabanın standardı fabrika çıktığı zaman 120 beygir. Nasıl? Şu an 186 beygir. Neden öyle? Exus filtre, bir de kozif yani faktörü var. Ne alakası var ya? Sol etken yaşıyor. Oğlum Exus taktın. Tamam. Teyip taktık, ışıkları yaptık. Teyip taktık düğme, teyip taktık evet beygir. Oğlum harbi şaşırdım ya. 186 beygir. Ben 150 beygir. Ben de o kadar falan bekliyordum. Ben. Bu kadar çıkacağımı düşünüyoruz. Yani 800 beygir ya araba. Arkadaşlar şimdi hemen önemli bir bilgi. Bizim de şaşırdığımız bir bilgiydi gerçekten. Arkadaşlar dedi Mustafa muhtemelen 186 beygir. Şu anda yanlış bir bilgi. Şu an yanlış. Sistemsel ufak. Şöyle kalibrasyon işlemini tam doğru bir şekilde yapmak lazım. Hmm. İki kişi ortaklaşa. 186 anladım. Beygir değil. Uzaktan değil. Bağlanacak şimdi Erkut abim. Tamam süper. Beraber o şekilde. Yeni doğru değeri alacağız. Tamam. Kaçmış. Şimdi bir daha bakacağız. Şimdi en doğru değeri alacağız. Gerçeğini şimdi göreceğiz. Çünkü ben de çok şaşırdım abi. 186 ben geçen gece Müslüm babalarla çıktık biz yarışa. Oraya getirmedik bunu ama hani gitsek yanlışlıkla orada yani chicken dinner olurdu yani orada birkaç kişiye. Yani Tayfur'a yetişemezsek ama belki 306 ile Mete kardeşim 306 ile böyle bir yan yana bir şeyler falan böyle ufak tefek düşük viteslerde. Bir kafa kaldırma falan. Açayım ben. Buradan herhalde. Evet doğru. Okey fanları açtık. Arabayı tekrardan çalıştırıyoruz. We'll be right back.
Ha şimdi kalibrasyonu mu yaptık şu anda? Ölçümü de aldık. Ha aldık değil evet. mi? Çünkü çok gerçekçi bir ölçüm gördük biz hocam. Evet şu an tamamen gerçekçi. Tamam 134 civarı falan galiba. Korktu aynı şekilde. Tamam bir netleştirsinler. Son finali söyleyelim arkadaşlar size. Korkunu falan. Not alalım onları bir yere çünkü ilerleyen süreçte ne yapacağız? Yüklemeye başlayacağız. 103 tekere aktarılan güç. Ha 103. 132 yazan yer. Evet. Krank gücü. Tamam 132 beygir. Yani araba 132 beygir diyoruz. Evet krank 103 de yere aktardı. Yere aktardı güç. Tamam. 167.29'da Nm torku var. Torku. Evet. 167.29 tork. Bakalım baba garajdan sonra ne olacak? Baba garajdan sonra bakalım ne olacak? Evet. Müslüm baba buradan sana sesleniyorum. Bak her şey ortada kardeş. Eminim çok daha güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Yapabiliyorsun yapalım deneyelim mi? Hadi bir alev atalım arkadan bir de ya gelmişken. Yankı gel arkaya. Arkaya geçelim gel. Oradan. Arkadaşlar bakın beygirimiz burada 132 beygir. 167 tork. Burada da net bir şekilde görüntümüz var. Açıyorum egzozu ha. Bak açıyorum. Gelmedi. Gelmedi. Dur bakalım bir daha deneyecek. Yani. Araba biraz ısıttı şimdi. Isıttı şimdi bak. Tamam. Ne? Aynen o sonraki videoda olacak dediğin gibi. Şu anda olmuyor alev. Gördüğünüz ama o gün nasıl attı şansımıza? Şu anda aracımızın her şeyini tamamladık arkadaşlar. Vallahi mi? Vallahi denerim ya. Arkadaşlar, alev atmayı deniyorum. Kapat analizlerini yaptık. Müslüm Baba'da bakalım. Aracımız kaç beygire çıkacak? Son beygirimiz neydi? Son durumda 132 beygir, 167 torkumuz var. Bakalım Müslüm Baba'dan sonra araba nereden nerelere gelecek? Öyle yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence kesinlikle beğenmişlerdir. Çünkü ben de çok beğenerek yaptım. Başkanım yine çıldırıyor. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı o muhteşem o yaratıcı yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ve gülmeyi unutmayın. Bye bye. Pa 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 pa.